istedikleri duruma getirmeniz gerekiyor. Ay bravo, ne kadar güzel anlattınız, harikasınız. Beyin tabanlı öğrenme nedir? Bütün bu öğrenme araştırmanın altında ihtiyacımız olan bir şey anladığım kadarıyla. Aynen. Ekleme yaparak aslında soluktan yola çıkarak anlatım yapayım. Hocalarımın ve Düzce Üniversitesi'nin bu çabası çok önemli. Bazen böyle bakmıyoruz olaya ama ben de çok uzun yıllardır çeşitli belediyelerle böyle bu tür gönüllü faaliyetler düzenliyorum. Hatta şu an hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Sındırgı Belediyesi'nin kadın istihdamı konusunda dokumacılık, halıcılık, bunu sanatla birleşme formasyonu, Devrim Erbil ile çalışıyoruz mesela. Devrim Erbil halı ve dokuma. Şunu görüyorsunuz. İki tane davranışsal finansçı vardır. Biri Nobel Ekonomi Ödülü'nün 2017 yılında Richard Taylor, bir tanesi Cass Sunstein. O da literatürün çok önemli isimlerinden biri. Ortaya seçim mimarisi diye bir kavram koyuyorlar. Ve şöyle söylüyorlar. Daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha ütopik bir dünya için üniversiteler, siyaset, diğer bürokrasi ve karar vericiler, medya, kanaat önderleri dediğimiz tüm mekanizmalar toplumun önünü açmak zorundalar. Çünkü aslında Türkiye'de yapılabilecek, bakın arıcılık dediğimiz evet. şey aslında binlerce yıllık bir Anadolu geleneği. Tabii ki. Bunun tekrardan canlandırılması meselesini üretimde konuşuyoruz. Üretimde ikinciyiz ama petek konusundaki verimlilikte 20. 20.yiz. Evet. Aslında ihtiyaç var. Evet. Ciddi bir ekonomik geri dönüşü var. Fakat burada bir üniversite önder olmuş. Evet. Bazen bürokrasi, bazen belediyeler. Kadınların başta olmak üzere arıcılık bu arada tam bir kadın mesleğidir. Evet. Detaycılık, bakım, onarım, aklınıza ne, rejenerasyon, bütün tabii, çok önemli için. Bir öğrenme alanıdır. Ben kızım Elvin'le birlikte arka tarafta, bizim evin arka tarafında 15 tane kovanımız var. Ay, bakın neleri öğreniyoruz. Bir fiziksel bir kapasite var sonuçta benle birlikte çalışıyor. Emek veriyor. Çünkü arı emek gerektiren bir iş. İki, biyolojik çeşitlilik dediğimiz şeyi öğreniyor. Arı çok önemli bir şey doğal döngü içerisinde. Burada bir literatür bilgisi var, onu öğreniyor. Kendisini ifade etme şansı oluyor. Benimle birlikte o arıcılık kıyafetlerini giyip video çekip arkadaşlarına gönderiyoruz. Ay ne kadar güzel, tabii, ne tabii. kadar zevkli Uğur. Harika bir yani aktivite gerçekten. Hani bazen soruyorlar çocuğumla ne oynayacağımı bilmiyorum, ne tam yapacağımı. Tam beyin temelli öğrenme aktivitesi. Ya herkes evet. bir tane kovanla, bakın maliyetini de söyleyeyim. Evet. İçinde arasıyla birlikte yaklaşık 400 lira. İnanılır gibi ve değil. Ve bulabildikleri ilk şehre yani oturdukları bölgeye en yakın yerdeki bir orman alanına tek kovanı yerleştirip o tek kovan onlara muhtemelen 10-15 kilo arası bal Ay, verir. Ne kadar onu güzel. Tadarlar da bu arada. Çok güzel bir öğrenme evet, aktivitesi. Evet, bal yapalım efendim. Ne kadar güzel. Biz de katılabilir miyiz efendim projenize? Memnuniyetle biz şimdi hemen ilk eğitime Uğur Hoca'yı yazdık. Yazdık. Harika, tamam. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleceğine. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı engeller yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi boş ver.